Bunu izliyorduk değil mi? Go. üzere 3-4 gün önce. Arkadaşlar selam. Bildiğiniz üzere 3-4 gün önce gündemle alakalı bir video çektim abi. ve bu video epeyce izlendi. Hatta trendlere girdi. Belki de siz bu videoyu izlerken bile trendlerdedir. Ve bununla alakalı, bu olayla alakalı artık daha somut gelişmeler yaşandı. Konu ana haberlere çıktı. Hatta iki taraftan da açıklamalar geldi. Bildiğiniz üzere ilk videoyu çektiğimde sadece YSO tarafından açıklama gelmişti. Abdü tarafından gelmemişti. Dün delimine bir story zinciri yayınladı ve olay hakkında bir açıklama yaptı. Hatta yaptığı açıklamada inceden bana da dokundurdu. Şimdi isterseniz gelin bu açıklamaları konuşalım ve konuyu daha çok detaylandıralım. Çünkü artık bu konu detaylandırılmayı hak eden bir konu haline geldi. Şimdi öncelikle ilk video ile alakalı düzeltmemiz gereken bir yanlış anlaşılma var. Çünkü bu yanlış anlaşılma ile alakalı epey bir yorum geldi. İlk videoda ben şunu söylüyorum. Aras yüz hakkında. Kendisi diyorum bu darp edilen arkadaşları hastaneye götürmek yerine eve götürmeyi tercih ediyor. Ben bunu söyledikten sonra insanlar gelip şey yazmışlar. Hayır abi barışçıya eve gelmesini istedi. Öyle değil arkadaşlar. Olay şöyle yaşanıyor. Sonrasında Barışçı'yı da düzeltiyor bu durumu. Barışçı arasın olaya yaklaşımdan rahatsız olduğu için ve gereken adımları atmadığını düşündüğü için sen bana getir onları ben gerekeni yaparım diyor. Yani bir nevi pes ediyor. Yani o ilk videoda söylediğim şeyde bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunu düzeltmiş olalım. Şimdi gelelim olayın bu arada, ilk dozuna. Bu, olay, evet, Abdül... bu arada bu olay tam olarak böyle oldu. Burak yanımdaydı. Biliyor zaten yani tam olarak bu olay böyle çünkü biz evet, evet. hastane infosu istiyoruz. Hangi hastane ya? Hasta çünkü bize direkt açılan olayda hangi hasta hangi bir hastane götürülüyor? Hangi hastane? Acı badem hangisi? O bu falan. En son dedim ki artık bir Hastane infosu gelmiyor. Bir konum gelmiyor bize. E, tamam abi ya getirin bize. E, çünkü ben bir de elim ayağım titriyor benim. Yani o harbiden bak silden dengeniz oynuyor. Çünkü telefonda bir çocuklarla konuşuyorsunuz. bir tanesi ağlıyor, bir tanesi psikolojisi darmaduman olmuş. Bir tanesinin canı sıkkın. Çocuklar arkadaşlar. bunlar. Ya diyorlar ki 20-21 yaşındakiler bana göre. Çocuk kardeşim bize göre. Tabii ki genç bir bireyler 18'i devirmişler. Onlar bunlar cartlar curtlar ama yani biz de kıyasladığında bir tık bizim altımıza kalıyor sanki. He? Ne dersin? Ben 93'lüyüm mesela. hani 21 yaşına gibi kişiyle vs atmam ya da 22 yaşına gibi kişiyle vs atmam çok mantıklı değildir diye düşünüyorum. Ben de atmam yani o diye düşünüyorum. Ya benim düşüncem bu. Evet. Şimdi adamlıktan, racondan ya da buna benzer şeylerden bahsedeceksek bunlar ele alınması gereken önemli konulardan bir tanesidir. Anladınız mı? Bir de bu insanlar sürekli bu olayların içinde gelen tipler değil. Ya ya ne alakası var? Adam, adamın adamın, adamın <laughs> ne alakası var yani? O yüzden geçelim. Ya bu doğru olay böyle evet düzeltimiz. İnsanlar bütün cümleleri durup dıdısını dıdısını dıdısına kadar anlatacak da değilik. Bunun açıklamalarını bir beraber dinleyelim. Bu dakikaya kadar sustum da gönül rahatlığıyla haklı olduğum için sustum. Sessiz kalmayı tercih ettim. Ama artık olayı böyle takipçi kazanma yarışına, abone kazanma yarışına çevirdikleri için storyler, postlar, canlı yayınlar, YouTube videoları ya evime gelen yemek yemiş adam bile bana olayın aslını sormadan YouTube'a video yaptı. Ben dizide gerçekleri açıklama Eminim. kararı aldım. Bu dakikaya kadar seçtiğiniz hukuk karşısında açıklamayı düşünüyorum. Evet. Ama bu dakikadan sonra arkadaşlar sizlere gerçekleri anlatacağım. Şimdi bunların yalanlarını bir bir size söyleyeceğim. Hani yalan attıklarını anlayın ki daha sonrasında olayın gerçeklerini size anlatacağım. Siz de kapınızda tezahür edersiniz. Karşı tarafı dinlemeden de bana haksızlık yaptığınızı hepiniz anlarsınız. Şimdi bu olayda kendini ortaya atan 3 kişi var evet. ve söyledikleri ilk yalan şu. Benden 10 yaş küçüklermiş. Bir kere arkadaşlar hiçbir 22-23 yaşından küçük değil. Benden 10 yaş küçük. Ben bunu söylerken 10 yaş, 9 yaş, 8 yaş, 7 yaş diye belirttim değil mi? 8 yaş da olabilir, 9 yaş da olabilir, evet. 7 yaş da olabilir. Evet. 21-29 evet. arasında 8 yaş oluyor zaten. Çocuksanız, çocuksanız oraya nasıl girdiniz? Yalan bir, bu birinci yalanları. Arkadaşlar ikinci yalanları şu kamera kayıtları yok kamera kayıtları yok. Kendi hazırlamış oldukları bir video var 3 saniye videonun önünü kesmişler videonun arkasını kesmişler ve onu bile düzgün yapamamışlar çünkü orada zaten ben darp ediliyordum yerden kalkıyorum. İyi izlerseniz anlarsınız. Amacıncı yalanları da şu arkadaşlar zaten kendi yaptıkları açıklamaları okuyunca bunu anlayacaksınız. Biz Abdü'nün yanına gittik geldik uyardı tekrar gittik tekrar geldik sizi ben mi uyardım yoksa orada oturan hanımefendi mi uyardı bunu neden söylemiyorsunuz? uyarıldığınızı söylüyorsunuz da neden uyarıldığınızı söylüyorsunuz da neden uyarıldığınızı niye söylemiyorsunuz? Bakın ben taciz kelimesini ağzıma almak istemiyorum ama şu dakikaya kadar susmamın sebebi o hanımefendinin yüzüsü yürümetineydi. Siz ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Ben de gördüğümü çok iyi biliyorum. Bu suçluluk psikolojisiyle bu kadar ortaya döküldüler. Görmüş olduğunuz gibi ben çok sakinim. Haklı olduğum için bu kadar sakinim. Ve beni çok yakından tanıyan insanlar bilir ki haksız olsaydım böyle durmazdım. Çok sakinim, çok rahatım. Bunlar 3 günlük takipçi kazanma, abone kazanma yarışlarını bitirsinler. Daha sonrasında hukuk karşısında hesaplarını verecekler. Abdül'ün yaptığı bu açıklamada karşımda Yeis olur. Canlı yayın açtı. Yaklaşık 2 saat süren bir canlı yayındı. Ve canlı yayını baştan sona izledim. Şimdi gelin o canlı yayındaki önemli kısımları bir beraber izleyelim. Daha şey savaş birden de bilirsiniz. Dilimini her zaman abi, abi diye hitap etmişimdir. Ve gerçekten o zaman ee çok büyük bir saygım vardı sürekli hep hani böyle olmuş ve şöyle bir şey var benim içimi çoğu insan biliyor tanıyanlar hiçbir şekilde hiçbir influosu ya da hiçbir e, yayıncıya hiçbir şekilde kavga görülmemiştir iki senedir her neyse konuya gidiyorum olay şu 24 Mart değil mi yani 24 Mart'ta girdik buraya e, çekimler falan yapılıyor şeyler yazılıyor sözler falan yazılıyor e, dilimine e, bana dedi ki gaysin. İlk olay buradan başlıyor. Gelsin dedi. Ayın 26'sında da şöyle bir şey var. Aşkı Savaşı'nın final günüydü. All Star'ın. Bunun için bir PUBG Mobile tarafı bir organizasyon kuruyor mekanı giriyorum abi. Ee, hemen Aras şahin ülke müdürü, Papçu Batman hepiniz biliyorsunuz. Hemen sarılıyor. Yiğit sen de bizim kardeşimizsin. Dilimine de bizim kardeşimiz diyor. Ben anlam veremiyorum. sondan sonra tekrar benim nasıl şey diyor. Bar buziler e, falan, Kerim Yamanlar barbar bar diyor ki bizi locudan attılar. dedim ne alaka ya? Nasıl atıyorlar? Hani nasıl böyle bir şey olabilir? Neyse e, ondan sonra e, tekrar oturuyoruz. O da bizim karşımıza dedikten sonra ben Araşan yüzle e, bir masada muhabbet ediyoruz. Dilimine geliyor. E, benim kolumdan tutuyor. E, bir şeyler söylüyor. Ben bunu anlamıyorum o da. Çünkü bilirsiniz çoğunuz klap ortamı çok fazla müzik var. Sadece Karanlık ortam güzel bile seçilmiyor bu olayda. Ondan sonra Araşan yüz Delimine diyor ki bu çocuk benden sıkıntı yok. Hani Mobile etkinliği. Aşk ve savaş biz çıkmışız. Birincisi Hani bak kimse iş yapmıyorum. Eyvallah o da influencer. Gelsin eylem. Yani hiçbir şey yok. Ama böyle bir söz kavramı çok insanı gurur kırıcısı. Abi bu da bizden. Ya abi ben sana aşkı savaşlayayım. Ben de PUBG'nin valiyemizliyim. Hani PUBG'nin mal etkinliği. Hani bunu söylemezsen o kadar yanlış. Orada bir zorunma gidiyor zaten. Neyse oradan birimini gidiyor kendi hocası tarafına. Biz tekrardan muhabbetimize vesaire devam ediyoruz orada. Ondan sonra ben e, dediğim gibi duymadığım için delimineyi gidiyorum yanına abi bir şey söyledin e, duyamadım çok fazla gürültü vardı diyorum. delimini kafamdan tutup insandan tutup böyle vuruyor kafama e, alaycı bir şekilde şey diyor, sen e, ben seninle muhatap olmam güler geçirim ifadesini kullanıyor. Ya bir tamam eyvallah ee, deyip ben de geçiyorum. Çünkü ben onu fark ettim. Ses tonu olsun. Bilmiyorum. Bu arada şimdi alkolü mü mekan? Ama artık olayı böyle takipçi kazanma yarışına, abone kazanma yarışına çevir. Heh. Ee, abone ve takipçi. Eğer öyle bir şey isteseydim amacım sadece takipçi ve prim kasmak olsaydı. Geçen hafta Galatasaray Barcelona maçı kapımın önünde oynandı. 3 dakikada. Statçüm hemen yanımda. Alırdım bir kamera. Atlardım o sahaya. Bunu yapardım. <laughs> Dört e, gündür neredeydin diye insan sorar. Bak dört gün oldu. Ben bir kere karakola gittim. Üçümüz önce o gün bak şöyle alayım. Hasara gittim. Üçümüz karakola gittik toplam 4 kişi olanları anlatıyordum size. Tekrar kamera sormaya gittik mekana. Geldik eve. Eee, ne yapacağız ne edeceğiz muhabbetleri konuşuldu. Ondan sonra e, bizim bir arkadaş daha var. Ece, o da şikayetçi oldu. Ece'yi aldık. Gittim saat 2'de aldım. Sabah 7'de karakoldan çıktım. Uyku tutmuyor. Çünkü kendimi ispatlamam lazım. Bakın hani bunu anlamıyorsunuz. Bir haklı e, insan e, şöyle nasıl diyeyim size nasıl anlatayım bunu size. Ya annem babam iki kişi. Çıkmayadım. Gelelim gelin diyorlar. Ya dedim gelmeyin. Gelmeyin. Görmesinler gerek yok. Bir de onların bir şey atmayayım. Kadın ağlamış ekran başında. Bu çocuğa bir şey mi oldu diye. E ben nasıl açıklayacağım buna? Hikaye atamıyorum. Görüntülü arayayım yavrum. Yok arama. Abi bir şeyim yok. Uyuyorum ediyorum. Söyle bir geçiştirme. Ya bak beni savurun demiyorum. Sadece kendimi anlatıyorum sizlere. Daha sonra arkadaşlar sizlere gerçekleri anlat. Bu karşısında anlatacaktım diyorsun. Evimde şöyle bir bilgi var. Arıyorlar. Gel ifade ver diye. Gitmiyor. Karşı taraf ifade vermeye gitmiyor. Nasıl hukuksal bir çözeceksiniz o zaman? Ben onu anlayamıyorum. E, çok basit bir şey var. Ee, bir güvenliği söyleyip taciz ediliyor dedirtilebilirdin. Veya zaten bir taciz ediliyorsa ve bu şekilde biz darp ediliyorsak, bir kavga çıkıyorsa e, mantıken e, zaten olaylar kızışıyor. Tamam her türlü olaylar kızışıyor. E, neden o zaman dört gündür sustun bunu söylemek için? Kadının ani ya da isim vermenle bunu söyleyebilirdin. Dört günde sadece düşündüğünüz ya da planladığınız şey bu muydu? Taiz miydi? Bir sonraki hamlenizle bir kadın çıkacak. Şu 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 şu, şu, şu bana taciz etti diyecek. Bu mu? Evet iki tarafın birbiri hakkında yaptığı açıklamalar bu şekilde. Abdü tarafı diyor ki işin içinde bir taciz vardı ve ben buna müdahale ettim. Yeğiso tarafı da diyor ki işin içinde bir taciz falan yoktu uydurmayın. Varsa bir tanığınız önüme getirin. Herhalde bu süreçten sonra bir tanık çıkacaktır. Çünkü Abdüye eso tarafı çok ağır bir şeyle itham ediyor. Haliyle bir tanık gerekiyor. E burada da yani yalancı bir tanık çıkmayacağına göre cezası çok ağır olduğu için herhalde bir tanık çıkacaktır ve konu netleşecektir. Bu olayın bir kısmı. Şimdi gelelim Abdü'nün benim hakkımda söylediği şeye. Stories'inin bir kısmında siz de anlamışsınızdır neresi olduğunu. Bana diyor ki, benim evimde yemek yiyen adam bile benim hakkımda video çekti. Öncelikle olaydan sonra Abdü bana mesaj attı. Daha doğrusu ben videoyu yayınladıktan sonra attı. Uçakta olduğum için kendisine bir hayli geç dönüş yaptım. Attığı mesajda bana şunu söyledi. Sen benim arkadaşımsın. Keşke videoyu yayınlamadan önce beni de arasaydın. Ben de cevap olarak kendisine şunu söyledim. Abdü ben karşı tarafı da aramadım. Ben sadece sosyal medyaya düşen olaylar hakkında konuştum. Videoları izledim. Olayı gördüm. Bence dedim. Tırnak içinde dedim hatta. Bence bir açıklama yapman lazım. Çünkü olayda şu an çok haksız gözüküyorsun dedim. Bunun üzerine Abdü beni aradı ve etrafımda başka insanlar olduğu için ve Türkiye'ye yeni geldiğim için açmadım. Sonrasında ertesi gün Abdü bana bir mesaj dağıttı ve bu mesajda da dedi ki hala aramanı bekliyorum. Olay bildiğin gibi değil. Bana haksızlık yapılıyor. Bana yalan söyleniyor. iftira atılıyor ya da. Ve ben sana bunu anlatırsam bana hak vereceksin. Şimdi bak buraya kadar her şey süper. Ben bu arada bu mesaja da şöyle bir cevap verdim. Abdü şu an seni zora sokan şey benim yayınladığım video değil. Yaşanan bu olay ve senin bu olaya sessiz kalıyor oluşun. Hatta şunu ekledim. Karşı taraf sana itamlarda bulunuyor. Fakat sen chill storyler atmaya devam ediyorsun. Bence sana zarar veren şey bu dedim. İkinci telefonunu açmadım. İkinci telefonunu açmayınca bir mesaj geldi Abdü'den. Çok beklediğim bir mesajdı bu arada. Abdü bana dedi ki videoyu kaldırmanı rica ediyorum. İşte aslında Abdü'nün ikinci telefonunu açmama sebebim tamamiyle buydu. Çünkü Abdü bana bunu cellat olayında da yapmıştı. Cellat olayında da beni aramış. Cellat sevdiğini, cellatın iyi bir çocuk olduğunu videoyu kaldırmamı istediğini söylemişti. Oradaki tepkim neyse tepkim yine aynı olacaktı ve gerilmeyelim. Muhabbet uzamasın diye telefonu açmadım. Şimdi öncelikle cellat olayı 1, bu olay 2. Sen hiçbir açıklama yapmıyorken benden videoyu kaldırmamı rica ediyorsun. Oldu olacak kanalın şifresini vereyim. Hangi videoyu yükleyeceğim, hangi videoyu sileceğime de sen karar ver. Şimdi bu video silme muhabbeti çok saçma bir muhabbet. Ha bak şunu söyledim ama sen haklı olduğunu kanıtla bir açıklama yap. Seni en çok savunacak adam da benim dedim. Bunu şimdi bir kenara koyalım. Bu önemli bir detay çünkü. Şimdi gelelim şu meşhur, beni en çok rahatsız eden lafa. Benimle aynı evde yemek yiyen adam bile diyor. Şimdi bunu bana daha önce Rain ben söylemişti. Ben bu laftan inanılmaz derecede tilt oluyorum. Çünkü neden? Biz seninle arkadaşız. Haliyle sen de bana gelebilirsin, ben de sana gelebilirim. Seninle yemek de yiyebiliriz, seninle dertleşebiliriz. Bunlar arkadaşlar arasında olacak şeyler. Fakat bu demek değildir ki. Ben seninle yemek yedim diye bence haksız olduğum bir konuda seni savunmam gerekiyor. Böyle bir zorunluluğum yok abi benim. Benim kanalım gündem kanalı. Beni insanlar gündemle alakalı konuları objektif bir şekilde eleştiriyorum diye seviyorlar. Ben eğer seninle aynı sofradan yemek yedim diye, seninle arkadaşım diye, bence haksız olduğum bir konuda seni savunursam kendimi geçtim, izleyicilerime çok büyük saygısızlık yapmış olurum. Nitekim bu kanalda daha önce benim çok samimi olduğum Enes Batur da eleştirildi. Yeri geldi kafalar da eleştirildi ki kafalarla aramın ne kadar iyi olduğunu sen biliyorsun. Yine aynı şekilde yeri geldi birbirimizden hiç hoşlanmadığımız, hatta neredeyse birbirimizden nefret ettiğimiz Reynmen bu kanalda savunuldu. Çünkü haklıydı. Bu kanalda ben haklı gördüğümü haklı derim, haksız gördüğümü haksız derim. Senin kendin hakkında bile açıklama yapmadığın bir süreçte benden seni savunmamı beklemen ya da benim bu olayı konuşurken seni örtbas etmemi beklemen bence benden beklediğin en saçma şey. Ki zaten bak burada çok büyük bir art niyet arıyorum. Benle mesajlaşıyorken gayet kardeşim, kankam falan gibi konuşuyorken beni story'de ortaya atman çokça ayıp. Kulağıma gelen bir başka şeyi söyleyeyim. Seninle konuşurken daha telefonunu açmadığımın 10. 20. dakikasında bana bir haber geldi. Televizyon kanalıyla görüşen avukatın Burak Güngör'e de dava açacağız demiş. Ya öncelikle beni biraz olsun tanıdığını düşünüyorum ve bu konudan dolayı hiçbir şekilde korkum yok. Avukatın benim hakkında istediği davayı açabilir. Eğer bu doğruysa, bana gelen bu iddia doğruysa hiçbir problem yok. İlk videoda da söyledim. Ben dedim Abdü'yü severim, sevdiğim bir arkadaşım, ah be kardeşim diyorum dedim. Yine söylüyorum. Eğer ben sana haksız olduğum bir konuda apta haksız değilsin dersem ben senin iyi bir arkadaşın saymam kendimi. Bu çok net. Ben burada İki tarafa da eşit yaklaşıp bence şu an şu görünen tabloda aptu haksız dedim. Ama dedim çıkar açıklama yapar fikir değişebilir dedim. Bu olayın bambaşka bir kısmı. Buna da böyle bir cevap vermiş olayım. Şimdi Abdül ile alakalı kısım benim tarafımda bu kadar. Sadece benimle alakalı söylediği şeye cevap verdim. Diğer iddialar yani karşılıklı iddiaları sizin inisiyatifinizde. Yorumlarda kendi aranızda konuşursunuz. Yorumlarda kendi aranızda olayı değerlendirirsiniz. Evet sıra geldi Aras'a. Başlıyoruz. Öncelikle çok merak ettiğim bir şey var. Aras, gece yastığa kafanı koyduğunda rahat uyuyor musun? Senin gözlerinin önünde 19-20 yaşındaki çocuklar ağızlarından burunlarından kan gelene kadar dayak yedi ve sen bu olayların üstüne o çocukları hastaneye götürmeyip eve götürmeyi tercih ettin. Neden? Darp raporu almasınlar diye. Hatta bitkileri götürüyorum. Evlerine götürdüğünde de yüzlerini yıkasınlar, uyusunlar modunda takıldın. Olaydaki diğer arkadaş, Yesua değil, diğeri ki adını bilmiyorum o yüzden böyle anlatıyorum sana. Eve geldiğinde karnını tutarak ağlıyordu belki de iç kanaması vardı. Hiç umursadım mı? Hiç düşündüm mü bu detayları mesela? Yoksa düşündüğün tek şey kendi çıkarların mıydı? Olaydan kendini sıvıştırmak mıydı? Yani kırkını devirmiş bir adamsın abisin yani. Bunları düşünmen gerekiyordu. Ha bu arada hangi çocuklardan bahsediyorum biliyor musun? Tıpkı Aptü gibi senin markanla çalışan, sana güvendikleri, seni sevdikleri için o mekana gelen, bir nevi sana emanet olan o dayak yiyen çocuklardan bahsediyorum. Konuşacağız. Konuşacağız, konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Mesela bir de bak sağ sola arama. Burak bunları nereden biliyor deme. Senin daha dün markanın parası sayesinde tanıştığın insanlarla benim bu sektör için sabahlamışlığım var. Gel biraz detay inelim. Çünkü duruş sergileyip açıklama yapmak yerine ergenler gibi Instagram açıp kapatıyorsun. Ünlülerle fotoğraf paylaşmaya devam ediyorsun. Bir özür mesajı dahi yayınlamamışken ya da bir geçmiş olsun mesajı dahi yayınlamamışken. Mesela bu bana çok dokunuyor. Devam edelim. Ya Aras ilk videoda adın geçti. Şu telefon var ya. Yemin ediyorum 10 kilo falan oldu. Senin bu piyasada ne kadar çok severim varmış ya. Ne kadar insana ayrın dokunmuş senin. Ya ilk videoda senin hakkında söylediğim tek bir şey vardı. Aslında o da biraz konuyla ilişkili. Mesela Abdü YSO için taciz iddiasını ortaya atıyor. Doğru veya yanlış ortaya çıkacaktır zaten mesela orada çok hassasiyet gösteren Abdü mesela senin bazı kadın içerik üreticilerine olan yaklaşımını bilmiyor muymuş ki bütün piyasa bilirken hani bizle aynı işi yapan bütün herkes bilir ve konuşurken Abdün herhalde çok canını sıkmamış ki seninle olan yakınlığına engel olmamış bu durum bu arada ben ilk videoyu çekerken Aras konusunu bu kadar detaylı bir şekilde araştırmamıştım açık söyleyeyim ufak bir araştırma yaptım ooo bir paralar dönüyor aklınız durur temsil ettiğim marka sayesinde dönen bu büyük paralar Aras'ın sevdiği insanlarla dönüyor. Hatta kendi tabiriyle söyleyeyim. Çok yakın olmadığı insanlarla çalışmamayı tercih ediyor. Evet evet adam alenen çok yakın olmadıklarımda iş yapmıyorum diyor. Şimdi diyeceksiniz ki olabilir. Olamaz abi. Bu adam pozisyonu gereği sevdikleriyle değil o işi hak eden herkesle iş yapmak zorundadır. Fakat Aras bu konularda çok profesyonel davranmıyor. Belki de işin içinde başka işler vardır. Kim bilir. Bu piyasada bulunan her içerik üreticisi aşağı yukarı diğer insanların kaşelerini bilir. Bütçelerini bilir. Sizin işlerde çok garip bütçeler döndüğü olmuş Aras. Ne iş? Aracı ajanslarla aran nasıl mesela? Anlat kardeşlerine ya da kar oranlarını arttırma konusunda çok uzmanmışsın. Hani bize de birkaç taktik ver de biz de daha çok kazanalım bu piyasadan. Ya da bunları boş ver. Bunlar önemsiz detaylar. Bana gizli ortaklıklar nasıl yapılır? Bundan bahset. Bu konularda bilgin var mı? Çünkü bilgin olduğuna dair bazı iddialar geliyor. Hepsini konuşacağız. Sadece zamanı var. Şimdi ben bunları anlatırken içinizden bazıları ya da bu videoyu izlediğine %100 emin olduğum Aras şunu söyleyebilir. Neden bu kadar kovalıyorsun? Neden bu kadar uğraşıyorsun? Cevabı çok basit abi. Çünkü ben bu sektörden ekmek yiyen bir insanım ve bu sektörde mafyacılık oynayan, adamcılık oynayan, adam kayıran herkese elimden geldiğince engel olmaya çalışırım ve sen onlardan bir tanesisin. Bugün başkasına yaparsın, yarın benim sevdiğim insana yaparsın, ertesi gün belki bana yaparsın. O yüzden sana tepkime Bugün göstereyim ki yarın başıma geldiğinde ah demeyeyim. Benim bu sektörde param var, istediğimi yaparım, istediğim gibi at koştururum, siz kimsiniz tavrıyla takılan hiç kimseye saygım olmaz. Hiç kusura bakmayacaksın ama bu sosyal medya denilen, bu dijital denilen dünyayı, gemiyi biz inşa ettik. Kaptanlığını da sizin gibi tırnak içinde gariban gördüğü insanları ezmeye çalışan insanlara teslim etmeyiz. Bu geminin kaptanı siz olamazsınız. Bu geminin kaptanı içerik üreticileridir. Yani işin özetinde bu olay aslında sandığınızdan çok daha büyük bir olay. Benim demeye çalıştığım aslında bu içerik üreticilerindeki kısım Burak da aynısını söylemiş. İçerik üreticileri bir taraf olup aslında şirketlerin bir taraf olması gerekiyor. Yani ya da bu ajans Çünkü içerik üreticileri aynı gemide değil diyoruz abi. Ben o yüzden bazı insanların atlığı yorumlara çok ya başka tanımadığımız bir içerik üreticisinde de bir şey olduğu zaman biz illa yakın olmamıza gerek yok. Kavgalı olduğumuz bir insan olduğunda bile biz yanında durmayı biliyoruz. Destekliyoruz sosyal medyadan her yerden olayın aslına öğrenip. Ama yani burada öyle bir olay dönüyor ki şu an. Lan kim kimle yakınlığını kurup nasıl hayatını idame ettirirse. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz içerik üreticisiyiz ya. Bitti oğlum yani. Bunun da ötesi mi var? Sen işverenlerle mi içeriğini üretiyorsun yoksa diğer içerik üreticileriyle mi iç içeriğini üretiyorsun? ya çok basit bir denklem burada anladın mı? Sendikalaşma gibi düşünün bunu aslında. Taraf tutma değil destek olma konusunda. Allah'a çok şükür de kimsenin destek istemiyoruz zaten bu konuda. Destek verenler vermeye çalış. mantığıyla bir şey dediğim zaman herkes köstek olmaya çalıştı çünkü. Çok da gram umurumda. Ne kurdu umurumda, ne geçirdiği kış umurumda, ne de yediği ayaz umurumda. Siz bu sanal dünyayı çünkü çoğu insan şey zannediyor böyle gerçek hayat gibi zannediyor öyle bir şey yok Sanal dünya şu kamera kapandığı zaman ne bok olduğunuz ortada anasını satayım. Gerçekte nasıl bir kişilikler olduğunuz ortada. Bu tarz insanlardan zaten bizim gramda destek beklememiz falan pisten yok. Onu ben söyleyeyim. Yok e, Google'dan araştırdığınız özlü sözler de umurumda değil. Çünkü gerçek hayatta bunlar geçerli değil arkadaşlar. Gerçek hayatta gerçekten bazı insanların bazı şeyleri göze alarak yanında olmanız gerektiriyor. Ben her zaman söylüyorum. Bu lafı tekrardan altını çizeyim. R atan. Çok büyük dedim. Geçenlerde büyük bir laf söyledim. R atmam. Bu dakikadan sonra söyleyeyim. O arayacak. Bu arayacak. Yok önümüze 3-5 kuruş para sıkıştıracak. Yok paraya ihtiyacınız lan. Oğlum bırak. Ne paraya? Parayla. Bazı şeyler vardır ki parayla alınmaz. Anladın mı? Karakteri bunlardan bir tanesidir. Böyle ağzından karakteri düşürmeyenler. Ağzından böyle en iyiyim en iyiyim lafını düşür. Bir dakika. Lord'um arıyor. Bir saniye arkadaşlar. Sıkıntı çıkacak. Lord'um arıyor. Dediğim gibi yani çok böyle ağzından bazı şeyleri düşürmeyen insanlar genellikle o işte en namussuz oluyorlar. Ben size söyleyeyim. Çok karakterden bahseden insanlar karaktersiz oluyor. Çok özlü sözden bahseden insanlar aslında bu sözlerin içinde hiçbir e, varlığı olmuyor. Sadece dildir, kemiği yoktur, söylüyordur. Yani boştur. O yüzden salalım. Devam edelim. Olay. Bu sadece buzdağının gözüken kısmı. Kartopu etkisi başladı ya da devran döndü diyelim. He son olarak. Ben bunu daha önce 20-30 videoda söylemişimdir. Ama belki sen duymamışsındır. Bir kez daha izlediğin için sana da söyleyeyim. Ben bugüne kadar hiç kimseden korkmadım. Haklı olduğum hiçbir konuda ağamsın, paşamsın deyip haksızlığa eyvallah çekmedim. Senden gelen parayı yiyeceğime de açlıktan ölürüm. Bunu bil, oyununu ona göre oyna. Ben rest diyorum çünkü elim Flash Royal. Flash Royal derken... Güzel bitirdi ha. Meritçi abi bu. Şişt şişt. Ben, de Aa, evet. ben bu Merit'i Merit duyuyorum. bitirdi. Bu. Ben Merit'te duyuyordum lafı.